tane AŞTT özellikle operasyon düzenlendi. Sırada taleplerimizi okuması için partilerde. Bugün hala gözlerimizin içine baka baka biz doğrusunu yaptık. Bugün olsa yine yaparız noktasındalar maalesef. Dolayısıyla bu katliamlar devletin resmi kayıtlarına göre 13.160 kişi öldürüldü. Ama biz biliyoruz ki bu rakam yani öngörülen sayının çok çok altındadır. Bir o kadar insan aileleri Batı'ya sürgün edildi. Sürgün yollarında katledilenler, sürgün yollarında alıkonulan çocuklarımız, sürgün yollarında alıkonulan erkek çocuklarının hepsini bu son yıllarda geri geldiklerinde biz bunlardan haberdar olabiliyoruz. Dolayısıyla bu katliamlar devletin, ulus devletin projesiydi. Önce Ermenileri, Kürtleri, Alevileri, sonra da biliyorsunuz 50'li yıllarda gayrimüslimlere karşı bu uygulandı. Bu uygulamalar hala da devam ediyor. Çünkü bizim hala, biz kendi dillerimizle hala dilediğimiz gibi inançlarımızı yerine getiremiyoruz. İnanç ocaklarımız, inanç ocaklarımız hala resmiyette kabul edilmiyor. Çünkü bizim kolektif hafızamız dağıtıldı. Önemli olan buydu. Bunları unutmamamız, ki unutmadığımız burada yaptığımız, bu son yıllarda yaptığımız etkinliklerde, taşıdığımız hafızalarımızda yaptığımız etkinliklerle bu konuda sessiz kalmadığımızı, hala itiraz ettiğimizi söylüyoruz. Ama bunların birer tane her yere bir işaret koymamız, bu davanın peşini bırakmamamız ve bizim kendi o dönemde bizim kendi yerel insanlarımızın söylediği gibi kendi şeref, namus davamız için bu davanın peşini bırakmamamız gerekir. Bazı şeyler çok önemli olmadıkları için değil, aynı zamanda fazla önemli oldukları için unutuyoruz. Evet, Zini'de, Dersim'de, Maraş'ta, Çorum'da, Gazi'de, Roboski'de, Ankara'da yaşananlar gerçekten çok ağırdı, çok acıydı. Belki de onun için hatırlamak istemiyoruz. Belleği bu anlamda sorgulamak ediyor. Hatırlamanın imkansızlığını fark ediyoruz. Hatta ara ara unutmanın bir imkan, lütuf olduğunu düşünmeye başlıyoruz. İnsan hayatının aslında geçmişin anımsanmasına değil, parça parça unutulmasına yaradığını görüyoruz. Ve biz de geçmişi galiba parça parça unutuyoruz. Unutturma tazyiki altında, unutturmak isteyenin zulmü altında, ondan gayri hatırlamanın kendi ağır yükü altında hatırlamak zorlaşıyor. Sahiden emek istiyor. İşte biz buna hafıza emeği diyoruz. Biz de bugün burada unutmamak, unutturmamak için, hafızamızı sürekli yenilemek için evet emek sarf ediyoruz. Unutturmama borcunu dayanışmayla ve birlikte iyileşme çabasıyla birleştirmek istiyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bu travmatik halden kurtulmak, aslında iyileşmeye çalışmak, yapmaya çalıştığımız şey. O korkunç yıllarda hayatını kaybeden insanların sadece sayılar olarak değil, hikayeleriyle hatırlanmasına özen gösteriyoruz, önem vermeye çalışıyoruz. Zira Zini dediğinde 97 tane kişi öldü dediğinde bütün olayı 97'ye bir rakama indirgemiş oluyoruz. Oysa orada katledilen insanların hayalleri vardı, umutları vardı, yaşanmışlıkları vardı, aşkları vardı, geleceğe dair projeleri vardı, çocukları vardı. Evet, dolayısıyla her bireyi de hatırlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Odağı sadece Dersim'le kısıtlamamak gerekiyor tabii. Çünkü evet, Maraş'ta, Çorum'da, Gazi'de, Dersim'de, Gezi'de, Ankara'da, Suruç'ta ölenler aslında yolları birbiriyle kesişiyor. Hiç kimse ölmemiş gibi hayatımıza devam edemeyiz. Dolayısıyla öldürülen, katledilen canlarımızı anmak, hatırlamak, hatırlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Daha da önemlisi, aslında yapmaya çalıştığımız şey can değeri bilme gayretidir. Zini gediğinde katledilen
97 canın kemikleri halen daha orada duruyor. Kurda kuşa yem olan o cesetler erkanımıza göre, bizim inançlarımıza göre defnedilmediği için, o insanların bir mezar yeri dahi olmadığı için, evet, ölüler her anmada tekrar geri geliyor. Dolayısıyla biz kayıp yakınları olarak asla ve asla ölülerimizi unutmayacağız. Çünkü onları istediğimiz gibi defnedemedik. Doğru düzgün yasımızı bile tutamadık. Dolayısıyla yas tutmamızı bile engelleyen bu yapıdan dolayı o ölüler sürekli önümüze gelmeye devam ediyor. Devletin de toplumların da bir hafızası vardır. Özellikle antidemokratik devletler unutturmayı, unutturdukları oranda var olmayı hedeflerler. Toplum ise hatırladığı oranda var olabilme, bir olabilirse, bir hafızaya sahip olursa ancak kendini var eder. Biz de evet, hatırladığımız oranda Zini anmalarını devam ediyoruz. Zini Gedi'ndeki katliamda yaşamını yitiren tüm canları saygıyla anarak başlamak istiyorum. Buradaki anlatılan hikaye aslında yıllardır, belki de bu kurulduğundan beri özellikle Kürtlere, Alevilere yönelik bu katliam serisi devam etmiş durumda. Zini Gedi'ndeki yaşadığımız acının aynısını Dersim'de yaşadık. Aynısını Maraş'ta yaşadık, Çorum'da yaşadık. Aynısını Sivas'ta yaşadık. Demin söylendi, Gazi'de yaşadık, Suruç'ta, Ankara'da yaşadık. Tüm acılarımızı, tüm katliamlarımızı, bu insanlık suçlarını zaman aşımıyla, kendi cezasızlık politikalarıyla katliamlarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ama bizim mücadelemiz Sivas'taki gibi öyle insanlık suçunu zaman aşımına uğratmayacağımızı söylüyoruz. Suruç'taki gibi insanlık suçunu, o katliamı zaman aşımına uğratamazsınız diyoruz. Evet, Gazi'de bunu denediler, Zini Gedi'nde denediler. 2011'de ancak bize bu tepeleri, dağları açtılar. Dersim'de katliamı zaman aşımına uğrattılar. Ama burada halkımıza çağrı yapmak lazım. Roboski'yi unutmamak lazım. Sivas'ı unutmamak lazım. Suruç'u unutmamak lazım. Ankara'yı unutmamak lazım. Dersim'i unutmamak lazım. Bütün bu mücadeleleri, adalet mücadelelerini birleştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü cumartesi annelerinin acısıyla Zini Gedi'ndeki acımız aynıdır. Roboski'deki katliamın acısıyla Sivas katliamındaki canlarımızın acıları aynıdır. O zaman demek ki bu katliamcı zihniyete karşı birleşmek ve adalet mücadelesini yükseltmeliyiz. 1924 Anayasası'nda, Lozan Anlaşması'nda Kürtlerin ve Alevilerin soykırım kararı verilmiştir. Zini Gedi'ndeki katliamın da sürecini 1924 Anayasası'ndan geliyor. Biz Zini Gedi'ndeki canlarımızı, 1938 soykırımında katledilen bütün canlarımızı saygıyla anıyoruz. Onlara sözümüzdür. Bize şunu söylemişlerdi hayatta kalanlar: Dersim dağlarının anahtarını torunlarımıza emanet bırakıyoruz. Hepimize bu anahtarı emanet bırakmışlardır arkadaşlar. Biz kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü, hakikatlığımızı, Kürtlüğümüzü, Alevliğimizi bu değerler üzerinde koruduğumuz sürece toprağa düşen o kefensizlere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız. Tabii 1921'de Koçgeri'de katledilenleri saygıyla anıyoruz. Burada Seyit Rızaların, Alişer Efendilerin, Zarifelerin ve 1926'da katledilen Ali Boğaz bölgesindeki değerlerimizi
pirlerimizin, mürşitlerimizin, rayberlerimizin bize bıraktığı bu emanete sahip çıkacağız. Bu toprakta halkların kardeşliği uğruna 50 yıldır bedel ödeyenlere de sözümüz var. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak da yüreğimiz kurusun. Sadece Cumhuriyet tarihine ele aldığımızda bile birbirini tekrarlayan onca katliamın aslında sadece birisi Zinlikedi. Bugün burada olmak, bu hafızayı tekrar tekrar tazelemek çok önemli. Ama bugünden sonra da her yerde aynı birlikteliği sonuna kadar sürdürmek de çok önemli. Bugün bir taraftan Alevilerin inancına saldıranlar, diğer taraftan Kürtlerin diline saldırıyor. Alevilerin semahına saldıranlar, Kürtlerin halayına saldırıyorsa, bu ülkede bizim kol kola olmaktan, bir araya gelmekten başka çaremizin olmadığının ifadesidir. Bu ülkenin genetik kodlarında, aklında, akıllarında hala Alevi'yi, Kürt'ü, ana dilimi konuşacağım diyeni katletme zihniyeti var. Bugün itibariyle devam ediyor. Üzerimize ne gibi bir sorumluluk düşüyor? Bu katliama maruz olabilecek bizlerin örgütlenmesi, bir olması ve gerçekten geçmişi sorgularken geleceği nasıl inşa edeceği konusunda da sağlıklı bir birlikteliğin ve örgütlülüğün gerekliliğini akıl edip ona uygun davranış sergilemesi gerekiyor. Burada söz söylüyoruz. Söylemenin anlamı yok. Yapmak gerekiyor değerli canlar. Örgütlenmek, bir olmak, iri olmak ve mevcut sistemle mücadele etmekten başka seçeneğimiz yoktur. Aksi halde geçmişte yapılan gelecekte de bize reva görülecek olandır. Toplumsal hafıza olmadan ne yazık ki toplumlar toplumsal yüzleşmeyi de gerçekleştiremez. Biz toplumsal yüzleşmeyi gerçekleştirmedikten sonra katliamlarla sürekli uğraşıp dururuz. Bunun için de herkesin bir kez daha şapkayı önüne koyması lazım. Bunun için de katliama uğramış, uğratılmış bütün toplulukların bir araya gelerek bu katliamları yapanları buna toplumsal yüzleşmeye zorlaştırması lazım. Willy Brandt o anlamıyla çok önemli bir şeydi. Sadece katliama uğratılmış topluluklar değil, bu ülkenin parlamentolarını, siyasetçilerini buraya zorlamak lazım. Bu noktaya taşımak lazım ki bir daha bu topraklarda bunu yapanlar karşılıksız kalmasın diye. Mevcut siyasal iktidar maalesef ki Türk İslam sentezi üzerinde oluşturduğu politikasını aradan geçen 80 yıla rağmen hala devam ediyor. Onda da ısrar ediyor. Diz çökmeyeceğiz, asla size taviz vermeyeceğiz ve bu anmalarımızı, etkinliklerimizi her tarafta yapacağız. Değerli arkadaşlar, size bir şey açıklamak istiyorum. Bu konuyla ilgili hem Türkiye'deki ve Avrupa'daki, dünyadaki tüm Alevi kurumlarıyla yakında bir yan yana geleceğiz. En kısa zamanda Dersim'de bir soykırım anıtı dikmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili tüm kurumların... Katledilenler, sürgün yollarında alıkonulan çocuklarımız, sürgün yollarında alıkonulan erkek çocuklarımız, hepsini...